Selamünaleyküm sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Rabbim hepimizin evine sağlık, huzur, bereket nasip etsin inşallah deyip bugünkü videoyu da açayım ama şöyle saçımı düzelteyim. Kolumu vurdum şuraya. Şurası var ya, uf çok acıdı. Ceyran çarptı inan ki. Canlarım bugün Allah'ıma şükürler olsun. Yani sizlerin de duası sayesinde çok içime sinen bir mevlüt okuttum. Yani mevlütüm vardı. Mevlüt okutuluyor mu? Kur'an okuttum. Allah'ın böyle inşallah yerine ulaşır. İnşallah eksiksiz ulaşır yerine. Gelenlerden hepsinden Allah bin kere razı olsun. Kime söylediysem geldi. Çok şükür olsun. Yani gönül isterdi ki daha fazla kişiyi çağırayım. Ama yani evin çekeri bu kadar. İnan ki o yüzden yani çok fazla hani kimseyi çağıramadım. Ama yine de Allah hepsinden razı olsun. Hepsi geldiler. Ayaklarına sağlık. Buradan tekrar teşekkür ediyorum hepsine. Amin diyen dilleriniz dert görmesin. Sizler de bir amin deyin. İnşallah sizlerin de ölmüşlerin ruhlarına gitsin inşallah diyeyim. Güzeldi. İçime sindi. Geç oldu, temiz oldu gibi bir şey oldu yani. Çok şükür Allah'ıma. Bekledim ama yani biraz gecikti ama gerçekten güzel oldu. Anneciğimin ruhuna da gitti. Gelen misafirlerimin ölmüşlerin ruhlarına da gitti. Yani herkesin hani ölmüşün ruhuna gitti. Rabbim tabii kabul buyurursa inşallah. Neyse canlarım. Ben yine tabii ki sabahtan böyle 8.45'te videoya başladım. O yüzden böyle kendimi gösteremedim sana. Böyle saçım başım paçoz gibiydi. Ondan sonra tülbentle mülbentle şöyle şey yaptım ama baktım yüzüm gözüm çarpılmış. Dedim Yıldız sen yine açılışı akşam yapacaksın herhalde. Sen günün gelişmelerini izle. Gelişme derken mevlidimizi izle. İnşallah beğenirsin. Hatta böyle ara ara size duaları da çekiverdim. Hatta teyzem de çekmiş ama böyle dikey çekmiş. Böyle onu yatay yapıcı biraz böyle şey yaptı hani video genişledi ama olsun. Yani inşallah sizler de birer Fatiha okuyun. Sizinkilerinde Rabbim ölmüşleriniz ruhuna değdirsin inşallah diyeyim. Sen gelişmeleri izle. Ben de artık yine marketten geldim. İp aradım bulamadım. Yok. Neyse canım olsun. Annemi Kur'an'da okuttum ya. Boş ver. Alırım başka bir yerde. Hadi sen günün gelişmelerini izle. Ben daha fazla saçmalamayayım çünkü gerçekten yoruldum. Allah'ıma şükür olsun yoruldum ama değdi. Zafer benim. Çok şükür Allah'ıma. Hadi sen izle. Saat 08.45. Bak ne işler yaptım. Sarmamı pişirdim. Bu tamam. Mancar zaten. Kara mancar dedim ya. Eti de akşamdan şey çıkardım, dışarıya çıkarttım ama dolunluğu çözülmedi. Bayağı bir böyle şey yapmış artık kütük gibi olmuş. Bunu da sabah baktım iyice yayılmış. Doğradım hemen düdüklüye attım. Yaklaşık 2,5 kilo kadar var herhalde yeter. İnşallah yeter Rabbim büyük. Patatesimi de şöyle haşladım. Bunu şimdi hop dolaba gönderiyorum. Bu da ne yapacak? Biraz sertleşecek. Çünkü bayağı bir şey yani patates, cıvık patatesmiş bu. Bunu şey yapacağım dolaba koyacağım sertleştireceğim. Ondan sonra şöyle marulumu da hemen suyun içine bastım ki hem biraz canlansın hem böyle kiripisi aksın diye. Bak tıslamaya başlayacak az kaldı. Yani burada hani ne işin kaldı diye sorarsan bunu kavuracağım işte baharatlayacağım. Ondan sonra pilavımı yapacağım. Pilavdan sonra da bunları işte bu biraz soğumuş olur. Bunları hallederim. Yani işim kalmadı. Tabaklarımı hazırlayacağım işte çatallarımı hazırlayacağım. Ama şimdi buraya kısa bir ara vermem lazım. Çünkü evin içini yatakları toparlayacağım. Kahvaltı masasını toplayacağım. Ondan sonra ne yapacağım? Evi şöyle bir kere daha süpürüp örtülerimi serip paspaslarımı serip artık evi hazır hale getireceğim. Yani bu sabah da Rabbime şükürler olsun. İyiyim, işlerimi yoluna koymaya başladım. Hadi bakalım et haşlandı. Patatesler dolaba kondu. Marulama yıkamadım. Şimdi evi toparladım her tarafı da süpürdüm yine. Ama bu sefer el süpürgesiyle süpürdüm. Bak dumanı görüyor musun? Kaynar bir su yaptım. Yine okaliptuslu. Adını da söyleyemiyorum. Okaliptuslu yüzey temizleyicimle de şöyle. Tokadı da attım tabii buna. Yüzey temizleyici suyunu şöyle evi güzel bir sileyim. Ondan sonra paspaslarımı da yerleştireyim. Ondan sonra bakarız artık. Yani buraya kadar geldiysem bundan sonrası da olur herhalde. Evi sildim her tarafını tekrar. Şimdi paspaslarını yerleştireceğim. Ah netlemeyeyim bu beni deli edecek. Etimi de koydum. Onu da göstereyim sana. Bak eti hatta şöyle biraz kısayım altını. Pamuk gibi de olmuş düdüklü de. Bu şimdi kavrulacak. Yine şöyle kendi suyundan su ekledim. Bu şimdi güzelce kavrulsun. Hadi artık pilavımızı yapalım. Bacılarım saat 12'ye geliyor. Benim işlerim bitti. Şükürler olsun Rabbime hepsini yetiştirdim. Bardaklarımı hazırladım. Tabaklarımı hazırladım. Çatallarımı koydum. Peçeteyi de buraya koymuşum. Salatamı malzemelerini ayarladım. Bir tek sosu koyulacak. Tatlımı şöyle kaba aldım. Tulumba almıştım.
zaten söylediydim dün. Eti de şöyle kavurduk. O da burada. Yani kavurdum. Pilavımı da yaptım. Sarmam da burada. Şimdi sadece bir kahve yapıp içsem mi diye düşünüyorum. Bir tane kahve yapayım da şöyle biraz dinleneyim değil mi? Ama şükür olsun Rabbime bak hepsini yetiştirdim. Şarpı mı bak? Yamulmuş gene. Neyse canlarım. Gördüm. Bütün her şeyi hazırladım ama sana bir şey söyleyeyim mi? Pilav gözüme az geldi. Şimdi şuraya 1,5 bardaklık daha pilav şey yaptım koydum. O da pişecek. Şunları diyorum sarayım da böyle hazır olsun değil mi? Peçetelerine. Yanına ayrı şey yapamayacağım. Kız bir türlü kase ayarlayamadık ya. Allah Allah. Dönmeyi bu daha dur. Sen şurada dur. Kase ayarlayamadım. En son dedim ki bir güveç kabını dedim hallederim. Bak ne? İşte bu silikon kaplardan her yerde satılıyor artık. Almayanı dövüyorlar. Sen niye almıyorsun Yıldız? Bak şunu ayarladıydım. Bunu da pilavı sanırım böyle gözüme az geldi. Et koyacağım buna, pilav koyacağım. Çömürdüğüm zaman şöyle denemesini yaptım, kaseye koydum. Böyle pek sarmadı beni. Şey yengem aradım. Yenge dedim sen dedim, ufakçuk böyle kase varsa dedim ondan gereken götür. O silikon kaplardan alacağım ama şöyle ters çeviriyor ya pilav falan koymaya. Onunla iyi oluyor. Ama şöyle kaseyle dedim ufak getir ki adını de. Burada şey var. Sarma var. Salata var. Bir de tatlı var. Şimdi sadece pilav versem az gelebilir. Ama şimdi yanına ekstradan malzemeler de olacağı için sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Şunların da şeylerini sarayım. Peçetelerini. Başka işim kalmadı. İşim yok. Bir iki. Kim o kız? Biri geldi. Görünce gelmiş. Ne almaya? Ha burada. Bir dakika dur bir şey istiyor. Edinin güdüsüz kalmışlar da o yüzden onu almaya gelmiş. Şey de benden, enişte de benden de o yüzden. Neyse dediğim gibi az da işte pilav koydum. Yine pilav gözüme az geldi. Ondan sonra ay kız ne oluyor dur havaya çıktın. Dur. Aa. Altına en çok kısıverdim. Neyse. İnşallah. Valla buraya kadar güzel geldik. Ama sana bir şey diyeyim. Saat daha erken. Bir kahvelik değil. 3 kahvelik vaktim var. Allah nasip ederse. Ama eti falan böyle şey yapmam lazım. Bir kere daha böyle bir ısıtmam lazım geldikleri zaman. Nereye yarıştıysam. İnan ki yarışa yarışa iş yaptım ama şükür olsun Rabbime. Yani bundan sonrası artık kolay gibi geliyor. Gerçi asıl bundan sonrası zor da. Valla bilmiyorum. Servis mermis de inşallah bir sıkıntı çıkmaz. Vallahi. Neyse canlarım. Vallahi yıldızı bacımıza dua edin. Allah razı olsun hepiniz dua ediyorsunuz ama gene de ediyorum oldu mu? Gerçi sen bunu izlediğin zaman zaten iş işten geçmiş olacak da. Bakalım. Rabbim böyle dua ettim. Hep Allah'ım dedim işlerimi kolaylaştır dedim. Hatta sabah eşim kalktığında işe gidecek. Diyor ki gel şimdi ekmek doğranmış ya. Patates haşlanmış. Ondan sonra işte düdüklüye koyacaktım. Diyor ki hatun Allah'ını seversen söyle kaçta kalktın. Ben sabah zaten her sabah dedim 6'da kalkıyor. Hemen kalktım oğlunu gönderdim sonra mutfağa daldım. Büyük oğlanı yollayınca ona biraz zaman kalıyor yani. Büyük olan 7-10 kala çıkıyor. O da 7.30'da kahvaltıya kalkıyor. Yani o aralıkta hemen hallettim o işleri. Şükür olsun Rabbime. Şimdi şöyle döndüreyim. Vallahi iyi olacak inşallah. Sen de ben böyle bir kere donum görüyor muyum onu da bilmiyorum ya. Neyse artık kusura bakmayı versin. Vallahi şükür olsun Rabbime. Vallahi bitirdim. Allah'ıma şükürler olsun. Arkadaşlar da gelecekler. Onlara da söylediydim. Şimdi bir tanesi evi bilmeyen ta ilk defa gelecek. Onu da Nilgün vardı işte burada şeye bakıyordu. Semra ablaya bakıyordu. O evi biliyor. Geçen geldi birkaç saat kahve içtik ama sağ çekemediydim onu. Onunla beraber gelecekler Allah nasip ederse. Çağırdım yani bayağı da 20-30 kişiyi çağırmadım da yine 10 kişiden fazla olur gibi geliyor. Neyse Allah'ım inşallah bunun devamında götürtür bakalım. İnşallah dedim ya geç o bunun içine ne var? Ha bir şey yok. Geç oldu ama temiz oldu demeyi Rabbim nasip eder inşallah. Neyse. Peçete düştü. Bu da kulak gibi, tavşan kulağı gibi. Neyse ben bir kahve içeyim artık. Misafirlerimi bekleyeyim. Biraz da keyif edin değil mi? Ben keyif alsa bu akşam yapacağım Allah nasip ederse. Rabbim diyeceğim böyle bunu da başardım diye şükür edeceğim akşam inşallah. Hadi ben kahvemi yapayım da misafirim falan gelince onlar da çekivereceğiz. Kabul ederlerse, etmezlerse çekiveremem. Şöyle bu ucundan gösterim tam o kadar. Eşarba bak nereye gitmiş. Neyse ben geleceğim yine birazdan kahve içeyim. Şimdi ilk misafirlerim geldi. Nilgün, Velime'yi zaten biliyorsunuz çoğu zaman. Nilgün'ün bak geçen an demiştim ya şeye bakıyor diye. Kız adı neydi? Semra ablaya bakıyor demiştim ya. Nilgün arkadaşım bu. Velime'yi zaten biliyorsunuz. Hemen el kalkar o.
Bu da Kerime. Kerime'yi de ara ara görüyorsunuz. Sürekli göremiyorsunuz. Sağ olsunlar. Üçünü davet ettim. Üçü de geldiler. Evet. Allah razı olsun valla. Ayaklarına sağlık geldiler. Şimdi öbürki misafirlerimizi bekliyoruz. Onlar deli kulağında öğlen ezanı okundu. Aynen öğlen ezanı okundu. Şimdi onları bekliyoruz artık. Ben anlayamadım.
İnsanların şerrinden, ani ölümden, şiddetli fakirlikten, yetim görünce sızlamayan kalpten, acizlikten, tembellikten, bıkmaktan, şefkatten, Allah'ımızı. Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim. Sebep? Neyse kendine. Ha tamam. Belime sana tabak verdin değil mi? Ha tamam. Benim şey verdin mi? Kiraz suyu verdin mi? Yok. Dur dur. Bir tane şey. Ha şurada. Ay Velime kiraz suyu vermemişim. Burada değil. Ay Rabbime şükür olsun. Bacılarım, şükürler olsun Rabbime. Allah'ım böyle isteyen herkese nasip etsin. Yani gerçekten istediğim gibi oldu. Ama şunu söyleyeyim sana, hani ben sana dedim ya, pilav gözüme şey geldi diye, az geldi diye, ondan sonra bir tantan yaptık. Yani iki kupa bardağı böyle büyük bir tantan yaptık. İlk de yapmamışız ama yapmışız. O ne demek kız? Böyle tam denk geldi yani. Hatta şurada bir tabakçık kaldı. Hazırlanmış. Hatta iki tane tabak var hazırlanmış. Başka yok. Bitti. Şükürler olsun kılı kılına denk geldi yani. Ne arttı ne yetmemezlik yaptı. Şimdi bulaşıklarımı yerleştireceğim makineye. Makinede de bulaşık vardı aslında. Keşke onları elde yıkasaymışım da. Neyse canlarım. Yani hepimizin duası kabul oldu. İçimden geçtiği gibi çok güzel bir şey oldu. Mevlüt oldu diyebilirim. Yani Allah gelenden hepsinden razı olsun. Kime söylediysem geldi. Vallahi Allah razı olsun. Gönüldüysem ki daha fazla kişiyi çağırayım ama yok, ev dar. Salon ancak bu kadar kişi kaldırabiliyor. Yani biraz daha böyle hani büyük olsa daha fazla kişiyi çağırdım ama gördüğün üzere yani çoğu kişi de yerlerde oturdular. Yani ne yapayım, Allah razı olsun geldiler ya. Allah bin kere razı olsun. Sen mutfağı görme ama. Mutfağı gördün gerçi, mutfağı mı? Olsun. Zoruna atlattım. Bunun olmuş kız. Zoruna atlattım. Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Dualarımı kabul etti. Dediğim gibi geç oldu ama temiz oldu. Şimdi hemen şuralara falan toparlayayım. Eşim de gelecek birazdan. Onunla hatta şey tatlı kalmadı da ufak olan böyle tatlı soruyor. Anne tulum bakalım mı oğlum diyor. Kalmadı, bitti. Onun için çarşıya inip de bir tatlı alıvermem lazım. Ondan sonra bir de dolaba az bir şey böyle etin şey yerlerini böyle hani yağlı yerler oluyor ya. Çok fazla vıcık vıcık yağlı değil de. Etin böyle birkaç yağlı kısımları vardı. Onları ayırdıydım. Biraz böyle et yapışık olan ayıramadıklarımı. Onları da marketten inip de şey çektireceğim. Kıyma çektireceğim. İnşallah Allah nasip ederse. Ben hem konuşayım hem bunu yapamayacağım herhalde. Şöyle bir toplayın. Çünkü böyle tam buraya yöneliyor. Farkındaysan sağa dönüyor. Yani dikkatimi sağa vermeye çalışıyorum. Şurayı verirsem hiç konuşmam. Çünkü peyap karışıyor. Yani buraya adapte olmam lazım. Ben şurayı bir toparlayayım. Ondan sonra tekrar gelirim inşallah. Mutfağı sen sonra halini göstermem lazım. Bak öncesi yani before after yapacağız, tamam mı? Şunları halledeyim geliyor. Bacılarım bu kadar bulaşığı makine almadı. Elimde yıkadım. Bak bunu da böyle çalıştırdım. Ay bak hala bu arada tütüyor, görüyor musun? Kapat. Daha kurutmadaymış çünkü. Ben bunları yıkadıktan sonra koşa koşa BİM'e gittim ama istediğimi bulamadım. Dur yüz yüze konuşalım dur. Bacılarım dediğim gibi markete gittik. Hatta burayı sana çekecektim. Eşim hemen çık deyince buradan paldır paldır çıktım. Eksiklerim vardı gene birkaç tane. Onları aldım. Çocuk tatlı yemediydi ya. Ona tatlılı verdim. Kıyma çektirdim. Şimdi bir köfte yapacağım. Çay falan demleyeceğim. Çünkü dediğim gibi yaptıklarımdan hiçbir şey kalmadı. Allah'ıma şükürler olsun. Az önce de dedim. Yani bütün işlerim istediğim gibi gitti. Rastgele elimde de montumu hala asacağım. Hemen dedim videoyu kapatayım edit. Allah anneciğim teşekkür ederim. Videoyu kapatayım editleyeyim de dedim bu akşama yetişsin. Öyle çok şükür Rabbime bu akşam rahat uyuyorum artık. Gerçekten böyle sırtımdan çok büyük bir yük kalktı. Ayşe niye gittik hemen koşa koşa BİM'e diye sorarsan da ip aradım. Bu gidip geliyordu ya, güya gidecektim ama gidemedim, bulamadım. Kalmamış çünkü hiçbir yerde yok. 500 market gezdik. Duyuyor mu? 500 market gezdik diye. Neyse olsun, bir daha geliyor değil mi? Burada aşağıda şeyde bizim yarın yüncüde. Yarın gelecek mi? İkinci de mi? Yarın gelmez. Ne hafta artık bir dahaki cuma, artık hangi cuma olursa. Bir dahaki cuma. He. Bizim beden günümüz. Evet.
Yani artık şey yaparım. Burada bizim Yüncü var. İşte normalde Aliz iplerimi aldığım yer. Orası şey demişti bana oradaki abi. Buradan dedi mesela kilo iş ipler oluyor dedi. Onlardan al ister. Bak ortada bir trafik mi görüyor mu? Aa saçma da bak. Oradan al ister. Onlardan al istersen dedi. Büyük ihtimal onlardan alacağım. Dur bakalım. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Ben dediğim gibi bir şey yapacağım. Köfte yapacağım. Yanına bir çay yapacağım. Öyle yemeğimizi yiyelim. Bak. Senin bir köfte var ya bak, bak orayı da gördü senin de. Hadi görüşürüz. Kendine dikkat et. Hakkını ver. Burası karıştı. Vaziyet alan. Hadi görüşürüz canım. Allah'a emanet. Artık ben bir rahat uyurum. Sen de artık rahat etmişsin herhalde. Aynen, yetti bu zaten. Kur'an okutacağım. Kur'an okutacağım diye. Karnım şükür olsun. Bak. Karnım acıktı. Tamam yapacağız. Neyse canım hadi görüşürüz.